Öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmemiştir. Çünkü Can Atalay Hatay milletvekili olarak seçildi ve Can Atalay hakkında milletvekili olduğuna dair en az 3 Anayasa Mahkemesi kararı var. Can Atalay'ın başlıca engeli hapishanede olması, hapishanede bulunması ve gelip göreve başlayamaması, ant içememesi. Bu nedenle mecliste anayasa dışı bir biçimde okutulan Yargıtay kararı aslında anayasaya aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesi de bu karar yok hükmündedir. Yani karar verilmesine yer yoktur biçimde bir karar verdi. O nedenle meclisin yapması gereken, meclis başkanlığından yapması gereken şey hazır Filistin Devlet Başkanlığı için anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandığına göre aynı gün ona özgü bir şey yapıp, gündem yapıp Can Atalay'ın meclise gelmesini sağlamak ve ona yemin ettirmek. Yani anayasa madde 81 gereği ant içirmek. Çözüm budur, çözüm budur. Bunun yapılması gerekir. Anayasaca, hukukça olması gereken budur. Bu çok açık ve nettir. Anayasa Mahkemesi'nin kararı değil, kararları var. Ve Anayasa Mahkemesi'nin uygulanmayan kararları var. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal edilen kararları var. Meclis bu vesileyle aslında kendi anayasa dışılığını da ne yapacak? Giderecek. Yani kendini de aklayacak bir tavra girmeli. Çünkü Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin anayasal açıdan geçerli olmayan kararını okumakla, okutmakla meclis kendisine gölge düşürmüştür. Meclis, bizzat meclis başkanlığı kendini anayasa dışılığa itmiştir. Burada sorun Can Atalay sorunu değil. Sorun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasanın biricik muhatabı olan anayasal kurumun anayasanın üstünlüğü saygı gösterip göstermediğidir. İşte anayasaya saygı göstermemiştir. 2 ay kadar önce Yargıtay'ın anayasa dışı kararını okutmakla Meclis Başkanlık Divanı'nda göstermemiştir ve meclise gölge düşürmüştür. Bu hafta bunun için bir vesile olacaktır. Meclisin toplanması o kararın geçerli olmadığı ve Anayasa Mahkemesi'nin yeni bir karar vermek zorunda kalmış olması nedeniyle artık milletvekilliğinin iadesinin gerektiği ortaya konmalı teşhir. İstanbul Baro Başkanlığı'na da adaylığınızı geçen günlerde duyurmuştunuz. Şimdi bir seçim süreci olacak önünüzde. Konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir? Burada İstanbul Barosu'nda yapılacak olan seçimlerde İbrahim Kaboğlu'nun adaylığı bir ana konu değildir. Ana konu İstanbul Barosu ve diğer bütün barolar, Türkiye barolarının bu süreçte, bu anayasa dışı süreçte anayasanın askıya alındığı, anayasanın yasama, yürütme, yargı üçgeninde sürekli ihlal edildiği bir ortamda baroların izleyeceği yol ve yöntem, baroların anayasal düzene dönüş yönünde vereceği mücadelede düğümleniyor bütün sorun. İşte İstanbul Barosu da bunun öncüsü olmalıdır. Bu şeyle, bu hedefte yola çıkmaya karar verdik. Özellikle böyle bir süreçten geçtiğiniz için mi aday olmak istediniz? Ben olmak istemedim. Çağrı üzerine aday oldum. Binlerce avukat benim adaylığım için çağrıda bulundu. Anayasal düzenin alt üst edildiği, yerle yeksan edildiği bir ortamda bir anayasal deneyimi ve anayasal birikimi olan Türkiye'de insan hakları mücadelesinin her aşamasında yer almış olan, savunma hakkının her farklı aşamasına yer almış olan bir kişiyi böyle bir göreve çağırmakla aslında hem o kişiye çok zor bir görev yüklemiş oldular, hem de İstanbul Barosu'nun Türkiye'nin geleceğinde, Türkiye'nin demokratik hukuk devletine yeniden
dönmesi konusunda vereceği mücadelede ne kadar önemli bir konuma, bir yere sahip olduğunu tescil etmek için bunu yapmış olmalılar. İstanbul Barosu, Türkiye'de demokratik hukuk devletine giden yolda mücadelenin başında olması gereken bir kurumdur, kuruluştur. Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşu, Anayasa Madde 2 demokratik devlet eksenine dayanıyor. Aslında demokratik hukuk devleti mücadelesinin öncüsü olmak durumunda Türkiye'nin değil yalnızca Avrupa'nın en büyük barosu, dünyanın en büyük barolarının arasında yer alıyor. İstanbul Barosu yalnızca İstanbul'da yaşayanlar için değil, bütün Türkiye baroları için, bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için yapabileceği çok şey olan bir barodur.